Herkese merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle teknolojiyle sağlıklı yaşamın geleceğini konuşacağız. Hareket, spor yapmak, giyilebilir teknolojiler dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor. Bugün birlikte sunacağım kişi de Murat Mercan. Murat hoş geldin, bize biraz kendini tanıtır mısın? Hoş bulduk hocam, merhabalar. Tabii tanıtırım. Murat Mercan. Aslen şöyle, küçük yaştan beri ben insanların davranışlarının bir neden olduğunu düşündüm. Ve belirli süreç ilerledikçe acaba insanlar neden daha başarılı? Bazı insanlar nasıl daha fit olabilirken, bazı insanlar kaderini kendini teslim edip kilolu ya da kalitesiz bir hayat yaşıyor, sağlık sorunları yaşıyor ya da daha sunum yapıyor, daha kötü sunum yapıyor. Bu ayrımlar neden oluyor diye düşünürken kendimi beyin bilimin içinde buldum. Sinir bilim ve insanların nasıl karar verdiğini, mekanizmalarını inceleyen karar bilimi kısmında kendimi geliştirdim. Bu benim aslında hoşlandığım ve keyif aldığım taraf. Bunun yanında ayrıca bilişim ve teknoloji tarafında 10 yıllık bir tecrübem var. Bugün zaten konu başlığında olduğu gibi teknoloji ve spor, sağlık hepsini bir arada konuşacağız. Evet, çok güzel. Ben de Mahmut Ayha Sağlıklı, spor bilimciyim ve yine Sağlıklı Hoca YouTube kanalından beni tanıyorsunuz zaten. Bugün ortak bir yayın yapıyoruz Murat Mercan'la, böyle bir seriye başlıyoruz. Bu seride teknolojinin ve sporun, hareketin, yani ilerleyen bölümlerde gamerlerle ilgili konuları da ele alacağız. Teknolojinin hayatımıza hem beden hem de beyin olarak nasıl hareket getirdiğini birlikte yorumlayacağız. Bugün nelerden bahsedeceğiz slaytımızla hem bir başlayalım hem de size anlatalım o halde. Burada bir top 10 görüyorsunuz. Yani fitness trendleri içerisinde en çok kullanılan 10 yöntem var. Ve birinci sırada giyilebilir teknolojiler var. Diğerlerini anlatmayacağım çünkü süremiz sınırlı. Yani size öz bir bilgi vermek istiyoruz. O yüzden birinci sırada gelen wearable technology, giyilebilir teknolojileri anlatacağız. En başta tabii ki saatler geliyor. Göğüs bantları veya işte bileklikler şeklinde, onu daha da detaylandıracağız. Ben sadece şunu bir vurgulamak istiyorum başlamadan önce. Hareketsizlik her geçen gün ülkemizde artıyor arkadaşlar. Ve bunun da maliyetleri olacak bize. Şu an dünyadaki devletlerin sağlık harcamaları, ilaç ve destekleri, hastane destekleri her geçen gün baş edilemez noktaya doğru ilerliyor. Yani insanların kullandığı bu ilaçlar artıyor. Bu yüzden devletler de insanları sağlıklı yaşam, hareket gibi konulara yönlendiriyorlar. Yani şu an bizim anlattığımız konu aslında devletlerin politikası bağlamında. Devam edelim. Gördüğünüz gibi şimdi biraz size hareketten bahsetmek istiyorum. Uzun süre oturmak ölüm riskini artırıyor. Yürümek ve hareketli olmak da azaltıyor. Bu kadar net bir bilgi var elimizde. Uzun yaşam döngüsü içerisinde insan bedeninin ve beyninin varoluş amacı hareket. Hareket varsa bizler daha sağlıklı oluyoruz. Aksi durumda dediğim gibi ilaç sektörünün veya işte sağlık sektörünün oradan oraya savrulan, ne aradığını bilmeyen bir kişi olarak kaybolabiliyoruz bu döngü içerisinde. O bağlamda bugün sizlere çok kısa bir bilgi vereceğim. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın yaptığı bazı araştırmalar var istatistiki olarak. Devam edelim. Bununla ilgili size bazı bilgiler vereceğim açıkçası. Gördüğünüz gibi fiziksel aktivite rehberi var. Ülkemizdeki durum pek iç açıcı değil. Bakın bu çok önemli bir araştırma. 6-11 yaş grubu çocuklarımızın %58.4'ü düzenli olarak bakın egzersiz yapmamaktadır. Bundan kastımız şu, günde 30 dakika veya daha fazla süreyle egzersiz yapmıyorlar. Bu çok ciddi bir rakam. Ve bu yaş grubunda TV, bilgisayar, internet, ev ödevi, ders çalışma için hareketsiz geçirilen ortalama süre 6 saat arkadaşlar. 6 saat hareketsiz geçirme ortalamamız var. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada kadın erkek diye ayrımları yapılmış ve bunların işte hastalıklara olan yatkınlıkları çok daha detaylı bir çalışma. Bunu dileyenlerle link bölümünde paylaşabiliriz ileride. Ve 65 yaş üzeri vesaire derken Dünya Sağlık Örgütü'nün bir önerisi var. O da diyor ki haftada kardeşim 150 dakika hareket etmelisin. Bunun yarısı işte direnç egzersizleri, diğer yarısı da aerobik egzersizler, nabzı hızlandıran kardiyo tarzı aerobik egzersizlerdir. Bu bağlamda 150 dakika hedefini tutturmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunun içinde yürüyüş, koşu, dans, oyun, artık aklınıza ne geliyorsa birçok seçeneğimiz var. Günlük hayatta bisiklet, yüzme veya parklarda orada burada dolaşma, evde yapabileceğiniz egzersiz metotları gibi. Evet, burada bir iki resim çok manidar. Birazdan sözü Murat'a vereceğim. Burada gördüğünüz gibi herkes yürüyen merdivende. Yani hareketlilik çok azaldı. Merdivenler boş. Her ortam boş. Bu bağlamda
Çok güzel öneriler olacak. Teknolojinin gücünden faydalanacağız. Var mı riskleri? Beynimizi ne tür avantajlar ve dezavantajlar bekliyor? Onları konuşacağız. Gördüğünüz gibi şimdi burada Murat bize biraz şu giyilebilir teknolojilerle bu kadar hareketsiz tabloda bu insanlar neler yapabilir? Biraz anlatır mısın? Hareket az önce hocam bahsettiğin gibi bizim genimizde olan mesela atalarımız ne yapardı? Uyanırlardı ve avlanmak için bir harekete geçerdi. Ve bu davranış bizim genimize kaydolmuş durumda. Sadece bunu referans alsak bile hareketin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu biliriz. Ama maalesef beynimizin şöyle bir durumu var. Bizi konfor alanını tutmayı çok sever ve o konfor alanının dışına çıkmamamız için elinden gelen her şeyi yaptırır bize. Yani televizyonun başında Netflix izle, işte sevdiğin tatlıları ye, çok fazla riske girme, zorlanma gibi biz devamlı yaşamda tutup böyle konfor alanını tutup aslında zehirliyor diyebiliriz. Ama bu tarzda bir oyuna gelmemek için bizim hayatımızın kontrolünü ele almamız lazım. Bunun da tabii içerisinde en önemli madde hareket etmek. Yani özellikle spor. Şimdi spor ne yapıyor bize? İlk önce onu inceleyelim. Biz ideal bir fiziğe sahip olmak ne işe yarar diye sorduğumuzda çok net araştırma şunu ortaya koyuyor. Özgüven artıyor ve aldığımız kararları daha doğru alabiliyoruz ve kendimizi güvendiğimiz için hayatımızda yaptığımız önceliklendirme sıralamasını çok iyi yapabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Bir şeye karar vereceğiz. 10 tane madde var. Normal şartlarda sağlıklı bir beyne sahip olmayan yani spor yapmamış olan kişi ya da hareketsiz bir hayata sahip olan kişi uyku döngüsü de bozuluyor. Uyku döngüsü bozulunca daha tatlı yeme ihtiyacı, dopamin ihtiyacı, mutluluk hormonu ihtiyacı duyuyor ve yanlış besleniyor. Bunun sonucunda da yine beyin spor da yapmadığı için, hareket de yapamadığı için kötü beslenme, kötü uyku döngüsü ve sporsuzluk nedeniyle önceliklendirmeyi ve karar verirken kararsızlık oranını artırıyor. Spor yapmak, ideal bir fiziğe sahip olmak özgüveni artırır. Aynı zamanda aldığımız kararları kısa bir süre içinde ki yabancılar bunu quick thinker'lar, hızlı düşünebilen insanlar, hızlı ve doğru. Önceliklendirme sistemimizde ise şöyle bir şey yapıyor. 10 tane az önce bahsettiğim gibi seçenek varsa 5 tane seçeneği indirgeyip 3'e, 2'ye ve teke indirim hızı spor yapmayan kişileri ve kendini beğenmeyen özgüveni düşük insanlara göre çok fazla olduğunu araştırma ortaya koymuş durumda. Teknoloji burada bize nasıl bir katkı sağlayacak? Yani nasıl kıracağız bu kısır döngüyü? Şimdi şöyle, teknolojinin avantajı şu. Dünyanın bütün büyük akıllı telefon ve akıllı saat üreten firmaları şunu farkında olduğu için bu alana yöneldi. Bir insan bir şeyin farkındaysa harekete geçebiliyor. Her zaman biz bazı şeyleri biliyoruz ama harekete geçemiyoruz. Akıllı saatler bize ve bileklikler, akıllı olan, giyilebilen her şey bize farkındalık sağlıyor. Mesela saatinize baktığınızda çok enteresan bir şekilde bugün kaç adım yürüdüğünüzü, gece ne kadar sağlıklı uyuyabildiğinizi, REM uykusuna ne kadar kaldığınızı, ne kadar yağ yaktığınızı, stres oranınızı gösterebiliyor. Şimdi normal şartlarda siz stresli olduğunu biliyorsunuz. Stres yaşıyorsunuz gün içerisinde. Bu çok olağan bir şey ve çok fazla önemsemeyebilirsiniz. İşinize devam ediyorsunuz. Ama saatte bir uyarı geldiği zaman sizin bu stresi yenmekle alakalı bir şeyler yapmanız gerektiğini beyninize vurguluyor. Ve beyin bunu çok farklı algılıyor. Bir tehdit olarak algılıyor. Başka birinden ya da başka bir ekipmandan gördüğünde dikkat seviyesi artıyor burada. Dolayısıyla akıllı saat ve bileklikler bizim stresi kontrol altında tutabilmemiz için uyku kalitesini, yaptığımız yağ, stres miktarı, attığımız adıma kadar tek tek bizi burada ölçümlendiriyor ve bugün 10.000 adım atacağım hedefi şu an hemen hemen birçok insanın hayatına entegre olmuş durumda. Uyandığınız zaman saate bakıyorsunuz. Biraz adım atıyorsunuz, yine bakıyorsunuz. Gün içinde tekrar bakıyorsunuz. Az eğer adım attığınızı düşünüyorsanız ki 2000-3000 adımda kaldıysanız hemen bunu tamamlamalıyım deyip yürümeye başlıyorsunuz. Normal şartlarda sizin 10.000 adım diye bir kriteriniz olmadığı takdirde spor da yapmaya çok fazla niyetiniz olmadığında bu adımları atmıyorsunuz. Hı-hı. Ve buna bağlı olarak sadece küçük bir başlangıç 10.000 adım atmak diyoruz. Neyi sağlıyor bu? İşte evet sağlıklı bir şekilde sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor, kan akışını hızlandırıyor, stres hormonlarını baskılıyor gibi gibi minik görünen kavramları düzenliyor. Saatimizin bizi uyarı yapmasıyla ve 10.000 adım atmamızla. Örnekler var zaten. İlerleyen slaytlarda hazırladık. Bunları paylaşacağız bizi izleyenlerle. Bunun öncesinde dünyada
Kullanım nasıl? Yani şu an dünyada insanlar nasıl hareket ediyor? Biz sadece ülkemiz gibi görmeyelim bu olayı. Tabii. Şimdi burada şöyle, akıllı saat kullanımı 2018 yılında 72 milyonken 2022 yılındaki tahminleme 190 milyon gibi bir rakam. Şu anda 121 milyona kadar yükselmiş. Ama 2022'de bu rakam çok daha yukarı çıkacak. Kol bantları, bunların da büyümesi 44,2 milyondan 45,5 milyona kadar ilerleyeceği öngörülüyor. Hatta giyilebilir kıyafetler, yani kıyafetin üzerinde sizin site seviyenizi ölçmesi, hatta ve hatta şu an ünlü nörobilimci David Eagleman üzerinize giyebileceğiniz, giydiğiniz zaman da size bilgi transfer edecek bir gömlek üzerinde çalışıyor. Yani ileride bizi bilgi yükleyen Matrix gibi ekipmanlar olacak. O konuda şöyle, elbiseyi giyerek antrenman yaptığınızda hangi kas gruplarının çalıştığını size söylüyor. Elbise oradan verir Doğru. size. Bu tarz çalışmalar Doğru. oluyor. Yani aslında hocam ikimizin duyması da bunu bir istatistik, ciddi bir istatistik. Bu da zaten rakamları 2,9 milyondan 10,5 milyona, ortalama 4,5 kat büyüme gibi yansımış. Orada gördüğünüz gibi en büyük büyümeyi, en fazla büyümeyi kıyafetle alakalı konularda görüyoruz. Orada Bu da bir ekleme. ne denli ciddi bir gelişim olacağı ortada. Evet, bir ekleme yapmak isterim hocam. Clothing'den kasıt aslında olimpik spor branşlarına da yansıyor. Yani bugün bütün dünya sporcuları daha akıllı spor kıyafetleriyle rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Hatta bununla ilgili de Olimpiyat Komitesi sınırlandırmalar yapıyor. Elbiselerdeki işte olacak özellikleri tanımlamaya başladı. Bunun sebebi teknolojinin elbiselere de entegre olması. O bağlamda bu da önemli bir veri spor dünyası açısından. Kesinlikle hocam. Şimdi burada bir diğer veri de 6 kat büyümeye sahip giyilebilir. Yani kulağımıza taktığımız kulaklık. Bunun büyük bir faydası da spor yapanların olduğu görülüyor. 6 kat bir büyümeyle pazarın 2022 yılında büyük bir kısmına hakim olacak gibi. Tabii burada kulaklık diyoruz. Eskiden bizim için kulaklık sadece müzik dinlemeye yarayan bir aletken, şu anda spor yaparken terlediğinizde kaymayan kulağınızdan, tam entegre olabilen ve akıllı bir şekilde dokunduğunuzda siz spor yaparken 2-3 tıklamayla şarkı değiştiren, telefon cevaplayan ya da bir mesaj sinyal yollayan, hatırlatma kuran gibi özelliklere sahip olacak. Dolayısıyla clothing ve earwear dediğimiz iki alanda da 4,5 ve 6 kat büyüme görülüyor. Şu an hali hazırda modüler dediğimiz ayakkabı ve benzeri alanda ise ortalama istikrarlı devam edeceği öngörülmüş burada. Gözlükler de yine aynı şekilde. Burada en büyük büyüme hocam kat sayı olarak giyilebilir saat ve kol bandı ortalama yine devam eder diyor. Kıyafet ve kulaklık muhtemelen. Çünkü oradaki pazar ve fırsat çok fazla. Yani şunu hayal edeyim sadece. Üzerinize giydiğinizde İngilizce konuşmaya başlayabileceksiniz sadece. Veri yüklenecek ve o sizin beyninize bir alan açıp sizi o alanda uzman bir hale getirecek. Böyle bir kıyafetin olduğunu bilmek bile araştırma şirketleri ve bu işi yapan büyük firmaları heyecanlandırmış olsa ki inanılmaz bir yatırım söz konusu orada. Bir diğer veri ise şöyle, çok enteresan. Burada cinsiyete göre giyilebilir kullanımları var. Baktığımızda Avrupa ülkelerinde %23'e %22 gibi bir oran Açık var. renk, Erkekler %23,9. kapalı Evet, renk, açık renk erkek, kapalı renk kadınlar. Burada enteresan olan şey, sadece gördüğüm kadarıyla Afrika'da küçük bir farklı kadınlar daha fazla giyilebilir kullanırken, Amerika'da ise bariz bir oranla, ortalama %7,1 bir farkla Amerika'da kadınlar daha fazla giyilebilir kullanıyormuş. Bu da aslına bakarsanız ne kadar evrensel ve cinsiyet ayrımı olmadan ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor, kadın erkek ayrımı olmadan. Burada ise uluslararası giyilebilirle alakalı bir forecast'le tahminleme var. Şimdi 2016 yılındaki rakam ortalama fitness ve işte spor aktivitelerinde kullanılan 61 milyonken toplam volüm, 2020 yılında 187 milyona kadar ortalama 3 kat büyüme gösteriyor. Bu da şunu var ediyor aslında. Koronadan sonra özellikle insanlar kendini daha fazla kontrol etmek isteyecek. Ve bunun için birçok medikal firma, parantez için söylemek istiyorum bunu, yüzük, giyilebilir yüzük ve medikal evde kullanabileceğiniz hızlı bir şekilde sizin kan basıncınızı, vücudunuzda işte virüs var mı yok mu ölçüp direkt doktorunuza e-mail yoluyla verileri yollayabilecek bir formatta Ar-Ge yapıyorlar. Dolayısıyla artık her şey evden olma ihtimali yüksek ve insanlar
daha fazla immün sistemini güçlendirmek ve kendini daha güçlü, sağlıklı hissetmek adına fitness ve spor aktivitelerine önem verecek gibi görünüyor. Evet. Evet. Bir de bu dediğiniz uygulama GPS özelliğiyle o bulunduğunuz bölge riskli mi, virüs açısından ne tür tehlikeler sizi bekliyor onu da uyaracak gibi gözüküyor. Yani öyle çalışmalardan. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Burada önemli olan nokta, baktığımızda akıllı saat ve akıllı telefon 33 milyondan 102 milyona büyümüş. 3 kat büyüme var. Yine aynı şekilde aynı oranda biz ne kadar telefonlara bağımlıyız bunu bir düşünelim. Aynı zamanda insanların araştırmalar gösteriyor ki fitness ve spor aktivitelerine ayıracağı zaman bütçesi de 3 kat büyümüş. Yani özetle, tek bir cümleyle özetleyecek olursak, bu projeksiyonda 2020'de 187 milyonsa 2022'de de bu 300-400 milyonları görür. Bu da şu anlama geliyor. Koronanın olması insanların kendini hayatsal faaliyetlerini daha da yukarı çekip kaliteli bir yaşam sağlamak istediklerini de ortaya koymuş durumda. Burada ise çok konuştuğumuz, dünyayı şekillendiren dünyanın en büyük 5 markası pazar paylarını görüyoruz. Burada iki tane önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Apple zaten bu alanda öncülerden bir tanesi. Ama Asya ülkelerinin ciddi bir hata söz konusu. Xiaomi, Huawei ve Samsung burada çok göze batıyor. Baktığınızda 2018 yılında Apple'ın pazar payı %26'ymış. %49'luk bir büyüme sağlamış. Yani 8.6 milyondan 12.8 milyona kadar büyümüş. Ama burada pazara bir anda girip ve dünyanın en çok patent başvurusu yapan firma olarak bilinen Huawei %282 büyümeyle 2019'da %10'luk bir pazar payı kapmış durumda. Aslında Apple burada %49 büyümüş gibi görünüyor ama %100'ün üzerinde her sene büyüyen bir firma. Burada %50 büyümesi de aslında büyümeden kaptırdığı payı anlatıyor bize. Huawei'nin de yine burada %282 büyümesi, yanında Samsung'u da %151 büyümesi, Xiaomi ve Fitbit de buradan paylarını alıp pazara dahil olmuş durumda. Asya ülkelerin ciddi bir yatırımı söz konusu. Apple yine zirvede yerini koruyor ama şunu söyleyebilirim. Bazı araştırma verileri, tahminleme şirketleri Xiaomi'nin ve Huawei'nin 2022 yılının sonuna doğru zirveyi paylaşacağını söylüyor bize. Zaten Apple'ın Apple Watch saatinin dışında hani çok fazla bir seçenek size sunmuyor. Ama Huawei'nin şöyle enteresan gelecek şeyleri var. Köpek tasması, akıllı köpek tasması. Yani siz köpeğinizin nabzını, durumunu, ruh halini, hatta stres seviyesini daha görebilecek noktaya geleceksiniz. Xiaomi'nin şu anda çalıştığı yine benzer teknolojiler var. Yani akıllı bileklik saatten daha çok tüm canlıların kendini hemen deneyimleyebileceği, değerlendirebileceği bir alan yaratmaya niyetli iki büyük firmadan bahsediyoruz. Akıllı ev teknolojilerine ağırlık veriyor mesela. Ben bu mesela Xiaomi'nin yaptığı yeni bir yürüyüş bandı var, onu takip aldım. Bu işte yatağın altına sokup çıkarabiliyorsunuz, incecik bir şey. İşte çok pratik bir kullanımı var. Geçen bir mağazasına da gideyim dedim. Öyle bir gerçekten böyle işte sürahiden tutun da böyle tornavidaya kadar böyle akıllı tartılar, basküller. Yani bir evde olması gereken her şey girmeye başlamış. Bence oradaki kurgu insanların geleceğini akıllı kılan ve hareketli kılan çözümler üretmeye yönelik. Tabii bunu bu listedeki bütün markalar yapıyorlar. Yine Huawei'nin de aynı şekilde ben belli ürünlerini kullandım ve açıkçası memnun kaldım. İlerleyen slaytlarda ben tabii memnun, iyi yönlerine odaklanıyorum. Çünkü bu ürünü almışım, kullanmışım ama risklerini de bir ilerleyen slaytlarda konuşmak istiyorum. Çünkü bazı takipçilerimiz bazı sorular soruyorlar. Ya bizi acaba takip mi ediyorlar? Bu sinyaller hücrelerimize zarar veriyor mu? İşte radyasyon var mı vesaire gibi, halk diliyle böyle bazı sorularımızı da cevaplayacağız. Evet hocam, buyurun devam Kesinlikle edelim. Kesinlikle hocam. Şimdi burada giyilebilir dedik. Kulaklık bunun için çok büyük bir pay kaplıyor. Çok enteresan bir şekilde tablo biraz daha farklı. Apple'ın biliyorsunuz AirPods diye bir gerçeği var. Spor yaparken de kullanılıyor. Tasarım olarak da çok beğenilen bir ürün. Burada 2018 yılında 5 milyon civarındayken 15.9 milyona bir büyümesi söz konusu AirPods'un. Bununla beraber yine çok enteresan, Samsung'un burada çok büyük bir yatırım yoktu. Pazarı gördü. Ortalama 3 kat yine Apple kadar bir büyümesi var ama ciro olarak da o kadar yüksek değil. Xiaomi'nin bir atağı söz konusu. 2020 yılının sonuna doğru muhtemelen ilk 3'te burada Huawei'de göreceğiz. Zaten others dediklerin içerisinde
Huawei var ve işte diğer JBL gibi markaların olduğu söyleniyor. Ama tabii şu anda pazarın çok büyük bir alanını AirPods ile Apple alıyor. Bu da ne kadar önem verdiğini büyük şirketlerin kulaklığa göstermiş oluyor. Burada bir videomuz var. Bu videoda akıllı bir sisteme sahip olan bir kişiden bahsediyor. Akıllı teknoloji bize hayatımıza nasıl bir kolaylık sağlayabilir? Bir hayal kuralım diye videomuzu izleyelim. Şu anda belki izleyicilerimiz sesleri duymuyor olabilir. Onları da biz seslendirebilirsek. Sanıyorum bu kişi güne başlıyor. Tabii. Değil mi şu an? Evet. Şu anda güne başladı ve orada daha önceden alışkanlıklarını ezberlemiş oluyor kişinin akıllı sistem. Kahvesini yaptı, en sevdiği müziği açtı ve klimayı açtı. Ayar daha önce hoşuna giden bir derece, 71 derece şu an görüyorsunuz ve evden çıktı. Otomatik olarak ev kendini kapatıyor. Arabasına binecek. Araba otomatik olarak tanıdı. Aynı müzik devam ediyor bu arada ev dinlediği. Kesinti yok asla. Arabadan indi, şu an iş yerine gidiyor. Yine ID'sini tanıdı. İş bilgisayarı açılıyor ve yine aynı müzik. Yani evinde dinlediği müzik kesilmişti çıktığında arabasına devam etti. Kaldığı saniyeden iş yerinde ID'si tanımlanır tanımlanmaz tekrar çalmaya başladı. Vay be. Evi yakınmış iş yerine demek. Parça bir çok tane. Çok fazla. Alt kattan yukarı çıkmış gibi görünüyor. Huawei markası. Bunu muhtemelen ileriki zamanlarda duyacağız. Buradaki aslında olay şu. Bir ID var ve sizin nereye giderseniz gidin orada tanıyıp kaldığınız yerden devam etmenizi ve alışkanlıklarınızı ezberlemiş oluyor. Siz daha bir komut vermeden sizin için o sizin adınızı yapmış oluyor. Evet. En sevdiğiniz kahvenizi sevdiğiniz şekilde ayarlıyor. Oda sıcaklığı, müzik tarzı, örnek veriyorum ayakkabı, dolabı ise smart home uyumlu ise o gün giyeceğiniz ayakkabı, genelde tercih edeceğiniz ayakkabıyı oranlıyor ve sizin önünüze koymuş oluyor. Gelecek aslında az sonra konuşacağız tabii. Çok pozitif yanları var ama negatif yanları da var mı yok mu bunları da tartışacağız. Tabii. Bu noktada hocam diyelim çok güzel gerçekten. Yani teknoloji her geçen gün bizi harekete geçirmek için daha yeni çözümler sunuyor. Bu bağlamda bizim de Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz bir ürünümüz var. Bununla ilgili açıkçası Ankara'da Fatih isimli bir arkadaşımız, Fatih Durmaz, o geliştirdi. Bununla ilgili önemli destekler de aldı. Bu ürünün de amacı dik durmayı, doğru durmayı unutan insanlara duruşunu hatırlatıyor. Bir ileriye alabilirsek bir videomuz olacak. Ben de onun üzerinden seslendirerek anlatayım izleyicilerimize. Örneğin işte masa başında kambur oturan bir kişiye işte soruyorsunuz dik durabiliyor musun? Hayır duramıyorum diye cevap veriyor bu kişi. İşte ona dik durabilmesi için bir çözüm sunmanız gerekiyor. Yine biz burada teknolojiden faydalanıyoruz. Böyle yaklaşık işte bir kibrit kutusundan daha küçük bir ekipmanı alarak bunu ensenize yapıştırıyorsunuz ve bu size belli titreşimler göndererek dik durmanız gerektiğini hatırlatıyor ve siz günden güne duruşunuzu iyileştiriyorsunuz. Bu yazılımın özelliği şu, kendinizi vücudunuzu öne doğru bıraktığınızda cihaz bunu algılayarak titremeye başlıyor. Bir vibrasyon oluşturuyor ve siz o anda uyarılarak hemen hop geriye doğru kendinizi çekiyorsunuz. Yani unutmanıza, dik durmayı unutmanıza izin vermiyor bu cihaz. Yani dolayısıyla işte hareketimizi dedik, nabzımızı dedik vesaire ama artık omurgamızın duruş açısını bile bu tarz cihazlarla ölçüp dik durmayı sağlayabiliyoruz. Ve bu uygulamadan da bir gün boyunca kaç saat kambur oturdun, bir gün boyunca ne kadar dik durdun, egzersiz çalışmasıyla bu sürenin ne kadar iyileştiğini de takip edebiliyorsun. Yine dediğim gibi olay bir şekilde dönüp dolaşıp akıllı bir cihaza bağlanıyor. Yani bir cep telefonu veya bir akıllı cihazdaki application'la, uygulamayla senkron olup size o günkü dökümlerinizi veriyor. Gördüğünüz gibi bu cihazda işte böyle bir tane yapışkanı var. Bu uzun süreli kullanılabiliyor. Arkaya enseye yapıştırıp oradan devam ediyor. Evet, devam edelim slaytlarımıza. Gördüğünüz gibi bu da yine teknolojinin bizim hareket etmemiz, sağlıklı olmamız için sunduğu önerilerden birisi. Burada dik durmayla ilgili ben şöyle bir vurgu yapayım sizlere. Şimdi antrenman yaparsanız bu işin ana kısmı, diğer kısımları bu işin sadece denetim kısmı şeklinde diyebiliriz. Bu şekilde ülkemizde de yapılan teknolojiler açıkçası önümüzdeki günlerde artacak. Ben umuyorum ki daha fazla patent alırız dünyada.
ülkemizden daha çok patent ürünler çıkar. Bununla ilgili zaten silikon vadisi benzeri oluşumları görüyoruz ülkemizde. Yani bu tarz böyle beyinler araştırılıyor. Kimler bunları yapabilir gibisinden. Benim şu anda yine ışıkla antrenmanla ilgili yine geliştirdiğim bir elektronik firmasıyla bir ürün var. Böyle ışıklara dokunarak antrenman yapacağız. Yine teknolojiyi kullanacağız. Tek bir amacımız var. Oyunlaştırmak ve eğlenceli kılmak. Aksi halde spor alışkanlığı, hareket alışkanlığı olmayan bir insana ya hadi şunu yapalım dediğinde böyle işkence çekiyormuş gibi oluyor. Ama siz bunu teknolojiyle oyunlaştırdığınızda, challenge tarzı bir meydan okumaya çevirdiğinizde o kişi daha katılımcı oluyor. Devam edelim hocam slaytlarımıza. Ve yine fitness sektöründe çözümler göreceğiz. Wearable teknoloji istedik ama şimdi bir de evde böyle kullandığımız fitness ekipmanları var. Herkes koşu bandı alıyor, bisiklet alıyor, eliptik bisiklet alıyor. Bunlar da birbirleriyle yarışmacı pozisyona geçecekler önümüzdeki yıllarda. Yani siz evden, ben alo Murat hadi gel bugün bisiklete binelim, senle bir geziye çıkalım. Ya da işte küreklerimize oturalım, hadi bir nehirde kürek çekelim diye ben seni davet edeceğim. Ve ikimiz online olarak farklı evlerde olmamıza rağmen kürek çekebileceğiz. Bu yine Technogym'in bir İtalyan markası yaptığı bir kürek tasarımı. Benim Dik Duruş Akademisi'nde en çok önerdiğim kardiyo aletidir bu arada kürek. Ama en az satılan kardiyo aletidir. O yüzden çok satışlarda göremezsiniz. Sırt kasları için, dik duruş için çok faydalıdır. Şimdi bununla ilgili yapılan bu çalışmada işte bu bir kişi bireysel olarak çalışıyor mesela burada. Şimdi dediğim gibi burada oyunlaştırma, bu egzersiz işini eğlenceli kılma açısından kişi burada arkadaşlarıyla beraber aynı anda aynı ortamda çekecek şekilde, çünkü buradaki siz mekanizmayı çalıştırdığınızda bu bir veri üretiyor. Yani kaç metre kürek çektin, suyun üzerine kaç metre kaydın onu sana söylüyor. Ne kadar hızla çektin, ne kadar bir kuvvet uyguladın, ona göre işte çeşitli algoritmalar eşliğinde bunu hesaplayarak gördüğünüz gibi bakın burada 9 kişi, hatta 3 kişi diyelim. Ne yapıyor? Bir nehrin üzerinde bakın şu an kürek çekerek yarışmaya başladılar. Bence gayet keyifli. Biraz bizim insanımız da yarışmayı sever. Seni geçeceğim, işte geçen sefer beni yenmiştin deyip. Sanki o PES kültürü var ya bizde, PlayStation, hani o futbol oynarız vesaire. Biraz oradaki o kapışma kültürü bu tarz kardiyo aletlerine de geçecek gibi gözüküyor. Bu bağlamda mesela bunun bisiklet olanları var. Life Fitness'ın yapmış olduğu bir tane bisiklet var. Onda da bisikleti çevirdikçe işte uçan bir atın üzerinde o kadar hızlı uçuyorsunuz. Bir ralliye katılıyorsunuz. Bir rakiplerinizi pedalı ne kadar hızlı çevirirseniz o kadar geçebiliyorsunuz şeklinde de yorumlamaları var. Bu tarz böyle teknolojik egzersiz aletlerinin de girdiğini göreceğiz. Sonunda da hepsi bir şekilde bir telefona ya da bir akıllı saate ya da işte giyilebilir herhangi bir teknolojiye senkron olup günün sonunda ya sen işte bu ayın başında şu kadar güçlüydün, bu kadar nefes kapasiten vardı. İşte ayın sonuna geldiğimizde bu kapasiteye ulaştın diyerek de raporlama sistemlerinde çok gelişmiş olacağını öngörüyoruz. Ve yine benim spor kulübümde sporcularım var. Biz bu sporcularla performans testlerini de bunlarla yapacağız. Benim sporcum acaba sezona ne kadar hazır? Ne kadar maçı çıkarabilir? Kaç periyot oyunda kalabilir? Bunların hepsini bu tarz cihazlardan öğrenebileceğiz. Bugün yani bu içeriği sizler için oluşturmak adına bayağı bir çalıştık biz de dersimize. Böyle slaytlar, videolar hazırladık size. Dediğim gibi bunu izlemiştik. Küreğimizi de izledik. Her geçen gün teknolojik cihazlar hayatımıza girmeye devam edecek. Peki bunların riskleri neler? Şimdi koşu bandı mı, doğada koşmak mı dersek açıkçası ben mesela koşu bandında hep bu aynı açıda koşuyorum. Ama doğada koştuğum zaman önüme bir taş çıkıyor, sağa sıçrıyorum. İşte bir engebe çıkıyor, hafif yokuş aşağı koşuyorum, yukarı çıkıyorum. Yani sağa sola hareket dizaynları var. Yani dışarıdakiyle iç mekandakilerin ufak dezavantajları olabiliyor. Ama yine de hareket harekettir diyoruz. Çünkü hareketsizliğin maliyeti çok yüksek. Bizleri hastalığa yatkın hale getiriyor. Uzun yaşam döngüsünde bizi ömrümüzü kısaltıyor. O bağlamda ben biraz da Murat senle şeyleri konuşmak istiyorum. Yani bu cihazlarla özel hayatımızın çok mu içine giriyorlar? Yani o anda mikrofonu açabilir, kamerayı açabilir, beni dinleyebilir. Yani tabii yapmaz ama hani istese yapamaz mı? Hani böyle bir altyapıları var mı gerçekten? Hocam yapabilir tabii ki. Yani artık uzaktan erişim ve teknoloji çok ilerledi. Teknoloji ilerlerken mesela çok basit bir örnek vereyim. Korona sebebiyle online satışlar 4-5 kat arttı bazı sektörlerde. Online ticaret arttığı için online hırsızlık artmış mıdır sizce? Kesinlikle artmıştır. %27 civarında bir artış söz konusu. Yani siz
herhangi bir alanda teknoloji ilerletiyorsanız o alandaki risk olayı da artar. Yani evet. Sizin kendinizi devamlı bir güvenlik altında tutmanız gerekiyor. Mesela laptoptan konuşurken kameranızın önünde bir şey yok. Ama Black Mirror dizisinden hatırlayacağınız gibi siz bir televizyon ya da bir video açtınız, izliyorsunuz. O anda sizi kayıt altına alabiliyor karşı taraf. Bu anlamda çok büyük güvenlik açıkları var. Dünyanın en büyük kurumları Microsoft gibi, işte geçen daha Zoom biliyorsunuz güvenlik açığı yüzünden sıkıntıya uğradı. Dolayısıyla yani dijitalleşme güzel ama yanında getirdiği o güvenlik tedbirlerinin muhakkak alınması gerekiyor hocam. Zaten bu tarz firmalar sürekli böyle güvenlik taramaları yapıyorlar. Açıkları var mı? Bunları arayıp sonra patchleyerek bunları kapatmaya çalışıyorlar ya da güncelleme gönderiyorlar. Hocam buyurun. Bir ilave eklemek istiyorum. Mesela akıllı saatiniz var ya da akıllı bir sisteminiz var evinizde. Smart home, işte akıllı saatinizden tutun, kulaklığınızdan, az önceki reklamdaki gibi her şeyinizi ezbere bilen bir mekanizma var. Bunun bir riskli yanı şu, şu anda yapılıyor mu? Bu tamamen benim bir tahminlemem. Sizin tüm davranışlarınızı ezberleyip bir kaynağa aktarıyorsunuz. Sizi sizden daha iyi tanıyan bir sistem haline geliyor aslında o kaynak. O kaynak başkasının eline geçerse ne olur bir düşünmek lazım. Bugün Facebook, Instagram sizin neleri beğendiğinize göre ya da hangi alışveriş sitelerini gezerseniz önünüze tekrar almayı düşünür müsünüz gibi seçenekler sunuyor. Bu nasıl yapıyor? Alışkanlıklarınızı ezberleyerek. Bunun yanında avantajlar var. Kolaylık sağlıyor size ama çok büyük de riskleri var. Evet. Bu anlamda farkındalığımızın çok yüksek olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir diğer aklımıza gelen soru da şu. Ben şimdi akıllı bir bileklik taktım. İşte böyle kablosuz bir kulaklık taktım. Ondan sonra işte çeşitli böyle ekipmanlar monte ettim vücuduma. Sonuçta bunlar elektriksel işte uyarılara maruz kalan, belli dalga boylarıyla haberleşen, işte belli platformları olan cihazlar. Bunlar hücrelerimize, beynimize çünkü hücreleri indükliyorlar. Yani böyle bir titreşimle oraya bir etki yapabilirler gibi. Biliyorsunuz şu an dünyada biyorezonans denilen bu tarz titreşimlerle tedavi uygulama protokolleri var. Acaba diyorum hani bu tarz bu kadar çok cihazın hayatımıza girmesi, telefon, bilgisayar, kulaklık, bileklik vesaire biz ara bununla ilgili sağlık araştırmalarını da belki ilerleyen programlarda açabiliriz. Yani bu da çünkü kesinlikle. Çok insanların sorduğu bir soru. Buna ilgili size ulaşan bir veri var mı? Şimdi hocam şöyle çok basit bir örnek vereyim. Gece uykunuz geldi, yatağınıza gideceksiniz, yatak odanıza girdiniz. Yatak odasında her yer karanlık. Sadece bir tane DVD player olduğunu düşünelim. DVD player'ı hatırlarız eskiden. Üzerinde böyle bir saat yazardı çalışmasa bile. O saat bile uyku kalitemizi %67 aşağı çekiyor. Yani beynimiz devamlı dışarıdan bazı uyarılar alıyor. Ama saattir, telefondur. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından, denetleme kurumları tarafından devamlı opsiyonel şekilde bazı değerler var. Kıstaslar onların arasında tutulmaya çalışılıyor. Ama tabii ki yine de zararları söz konusu. Bir de diğer açıdan şöyle söyleyecek olursak, beynimiz bizim her uyarını referans almış. Çünkü belirli bir frekans aralığında çalıştığı için çevreden gelen her frekansı alıp direkt olarak zarar görüyor olsaydı şu anda çok farklı noktalara gelirdik. Ancak şunu da inkar etmiyorum. Araştırmalar var, sabittir bu konuda. Beynimizi belirli bir dozda şekillendirdiği bir gerçek. Yani ufak ufak da olsa bizi farklı bir formata çevirme ihtimali söz konusu. Evet. Yani orada da zaten şu var. İnsanlar yani eskisi kadar hesaplama yapmadığımız için acaba beynimizi mi tembelleştiriyoruz? Ya işte yolu Yandex'e sor, işte bilgiyi ona sor, Google'a şunu sor gibi. Evet. Daha önce biz bunları beynimize sorup onun kendini şekillendirebilme, geliştirebilme özelliğini sürekli tetikliyorduk. Bununla ilgili de ilerleyen konularda bir gündem yapalım derim. Bugün ama ben gördüğüm ana tabloda giyilebilir teknolojiler günümüzde insanların yine teknoloji yüzünden geldiği bu hareketsizlik sorununu çözecek gibi gözüküyor. Yani eğlenceli kılarak, cazip kılarak çözecek gibi gözüküyor. Bundan sonra da zaten bir bağımlılık oldu. Teknolojik cihazlara bağlıyız. Onlarsız yaşayamayız gibi gözüküyor. Bu bağımlılığı iyi bir bağımlılıkla da götürmek olasılıklar arasında iyi gözüküyor. Tabii. Ben de hocam sonuç olarak şöyle bir şey bağlayayım konuyu. Şimdi bizim hayvanlardan çok önemli bir farkımız var. Düşünebilmek ve karar verebilmek gibi bir seçeneğimiz. Seçebiliyoruz bazı şeyleri. Güdüsel davranmıyoruz. Ama şöyle, bizim burada hepsi birbirine bağlı bir platform düşünün. Şimdi biz ne kadar çok kitap okursak,
Kitap okumak %68-69 civarında beyin gelişimi sağlıyor. Analitik düşünmeyi arttırıyor, hayal kurmayı arttırıyor, konuşma becerisini arttırıyor. Yani sadece bir şey bizi birçok anlamda yukarı çekiyor. Şimdi şöyle bir basit şey çizelim. Kitap okudunuz, daha iyi karar verebiliyorsunuz. Spor yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüp eyleme geçiyorsunuz. Spor yapıyorsunuz, hayatınız düzene giriyor, sağlıklı oluyorsunuz. Daha az hasta olma ihtimaliniz var. Tabii ki sizi bir yandan şu çağırıyor, oyun oynamak. İşte Netflix karşısında saatlerce film izlemek. Bunlar bizi çağırıyor. Ama biz eğer kitap okuma yaparsak ciddi anlamda, beynimizi geliştirirsek, iki, uyku döngümüze dikkat edersek, kaliteli uyku uyursak, beslenmeye dikkat edersek, sosyal iletişim kurduğumuz etrafımızdaki o hani diyoruz ya, 5 kişinin ortalaması olabiliriz. O 5 kişiyi dizayn edersek beynimizin de gelişimi bir o anlamda çok pozitif olacaktır. İyi gelişen bir beynin de bir kumandanın esiri olmayacağını ya da bir oyunun esiri olmayacağını söylemek mümkün. Biz bunları araç olarak kullanacağız ve bizi motive eden argümanlar olarak kullanabiliriz. Onun dışında bunların esiri olduğumuz takdirde konfor alanında kalıp maalesef zehirlenmeye başlarız. Hesap yapamıyoruz. Evet, doğru hocam. Bizim adımızı yapan birileri var. Ama dünya farklı bir yere evriliyor. Hesabı başkasına yaptırıp bizim daha iyi projelerle haşır neşir olmamız, ama aynı zamanda da hesap yapmıyoruz diye de beynimizi jimnastik ya da egzersiz yapmayacağımız anlamına gelmez. Bunları da unutmamak lazım. Çünkü mesela biz sadece iyi sunum yapmak için pratik yapıyoruz diyelim ki. Sadece sunum yapma becerimiz gelişmiyor orada. Hafıza alanımız genişliyor. İşte ön beynimizdeki aktivite artıyor. Siz sunum yapmaya gayret ederken, daha fazla kitap okuyayım, daha iyi konuşayım derken aslında tüm aldığınız kararlar gelişiyor. Tüm konuştuğunuz kelimelerin haznesi gelişiyor. Tüm duraksamalarınız, vurgularınız, tonlamanız ya da oturup kalkmanız, yani kişilik kontrol paneli dediğimiz ön beyindeki tüm aktiviteler yukarı çıkıyor. Hı hı. O yüzden 360 derece biz hepsini doğru dozda uygularsak iyi olacak. Son bir şey daha ekleyeyim. Hiçbirimiz yatağından kalkmayı istemediği zamanlar olabiliyor. Konfor çok hoşumuza gidiyor. En sevdiğimiz tatlıları yemek hoşumuza gidiyor hocam. Senle yer fıstığı yediğimiz gibi hocam. Yani yarım kilo yer fıstığını yemeyi her zaman isteriz. Ama yememeyi seçmenin yöntemi de ön beynimizi güçlendirmemiz. Bunun da yolu yöntemi, istemediğimiz şeyleri zorla yapacağız. Zorla yaptığımız zaman da beyin bunu, evet bu davranış mantıklı, çok aklıma yattı deyip kendi benimseyecek ve onu daha sonradan isteyerek yapmanızı sağlayacak. Formül bu. Çok güzel bir formül. Bunu yazalım, yazı kısmında da açıklama kısmında bunu verelim biz. Ben açıkçası güzel bir program yaptığımızı düşünüyorum. Zaman su gibi akıp geçti. Biz de bu yüzden konuları başlıklarına ayırdık. İlerleyen bölümlerimizde bazı cihazları deneyeceğiz. Böyle akıllı saatler deneyeceğiz. Evde hareket edebilmemizi sağlayan teknolojik cihazlar deneyeceğiz. Oyunlar oynayacağız. Bu arada biraz gamerlık çok yükselişte biliyorsunuz. Gamerlar çok büyük bir endüstri oldular. E-spor takımları bile kuruluyor artık. Onlarla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bunların beyne etkisi, yine bendeniz bedene ve kondisyona olan etkileri, bunları anlatacağım. Yine gamerların reflekslerini hızlandıran egzersizler yapılabilir mi? Bunlara da değineceğiz önümüzdeki bölümlerde. Ama ilk etapta teknoloji, sağlıklı yaşam, spor, önce bir bunlara giriyoruz. İlerleyen programlarda da çok güzel bölümler sizleri bekliyor olacak. Ben değerli anlatımları, sunumları için değerli dostum Murat Mercan'a teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Harika bir programdı bence de. Kesinlikle. İlerleyen bölümlerde tekrar görüşebilmeyi diliyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla ve iyi bir teknolojiyle kalın. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.